Merhaba arkadaşlar. Farklı farklı bütçeler için bazı arkadaşlarımız spor giyim önerileri istedi. Ben de bunların hepsini birleştirerek bir tane video yapayım dedim. O yüzden farklı bütçelere göre farklı kasklar önereceğim. İlk önce 5-10 bin lira arası bir bütçeye göre uygun fiyatlı, sonra uygun fiyatlıya göre kask önerileri paylaşacağım. İlk önce Shark Carbon'u tanıtacağım sizlere. Bunu ben Facebook kanalında da bazen canlı yayına çıkıyorum. Burada da canlı yayın yapıp çıkmak istedim. Fakat bu internet hızlarından dolayı öyle bir canlı yayında çözünürlük çok düşük oluyor. Hiçbir şey anlaşılmıyor. O yüzden bunları video olarak paylaşıyorum ben. Sonradan kendim yüklüyorum, kendim koyuyorum. Shark'ın karbonunu önereceğim. Shark karbon kasları zaten biliyorsunuzdur. Bizim zaten web sitemizde tanıtımlarını ve YouTube kanalında arattığınız zaman Shark Carbon'un tanıtımlarını zaten görürsünüz. İkinci olarak Shoei Q-Vest'i önereceğim. Shark Carbon'u zaten önermiştim. Shoei Q-Vest'i önereceğim. Q-Vest'i neden öneriyorum? Spor için bence en güzel kaslardan bir tanesi. Bir de NXR'lar var. NXR'lar da çok hoşuma gidiyor. O kasları da size önerebilirim. Bunların tanıtımlarını, detaylarını filan hepsini orada görebilirsiniz. Detaylarını ve tanıtımlarını bizim kanalımızda ararsanız rahatlıkla görebilirsiniz. Nasıl? Bakış açısı gerçekten güzel. İç havalandırma kanalları kışın buğu yapmayı engelleyecek şekilde cama gerçekten iyi hava veriyor. Dış hava kanalları gerçekten çok iyi. İçinde çok iyi bir hava sirkülasyonu var. Alt tarafını göstereyim. Double D bir bağlantıya sahip. Double D bağlantının gerçekten çok iyi bir bağlantı olduğunu, kafanızdan çıkmasını engelleyeceğini hepiniz biliyorsunuzdur. Üst havalandırma kanalları var. Spoiler'ın hemen altında şu şekilde yanlara doğru açılan arka hava çıkış kanalları var. Bunun ağırlığı 1550 gramlık bir kask. Bence biraz ağır bir kask. Ama bunların galiba 3 kabuk yapısı vardı. Kafanız küçüldükçe kabuk yapısı da küçülüyor, ağırlığı da düşüyor. Double D bağlantısı var. Boyun pedleri gerçekten iyi, iyi hava alabilen ve hani pedlerine de güvenebileceğiniz kasklardan bir tanesi. Çene pedi var ve bakıldığı zaman geniş bir bakış açısı var, onu da görebiliyorsunuz. Ve hani şu tarafında da kilit mekanizması var, burasında da kilit mekanizması var. Ve bu yüksek hızlarda açılmasını engelliyor. Bence gerçekten hoş, trikompozit alınabilecek kaslardan bir tanesi. Bazı arkadaşlar hem spor hem enduro hep her şeyde kullanabiliyor, turingde de kullanabiliyorlar. NXR kasları daha önceden tanıtmıştım. Bunun farkları tabii hani diğer kasları oranla farkları gerçekten kabuk yapısı ve hani ön camının kalınlığı gerçekten çok önemli. İç pedleri kazadan sonra çıkabilmesi için şöyle kırmızı halkaları var. Bunları da daha önceden tanıtmıştım ve detaylarını söylemiştim. Bakış açısı geniş, iç pedleri gerçekten çok iyi oturuyor yanağa. İç hava kanalları gerçekten çok iyi yapılmış. Boyun pedleri çok iyi yapılmış bir kask. Ve işte bu Q-Vest'ten yaklaşık 150 gram daha hafif bir kask. Yani 1400 gramlık bir kask diyebilirim buna. Ve boyun pedleri işte sürüş tarzınıza göre gerçekten çok iyi hesaplanmış ve şöyle yan çıkıntılarıyla da rüzgar ve sarsıntıdan olabildiğince sizi uzaklaştırabilecek şekilde yapılmış kasklardan bir tanesi. Tabii farklı bütçeler dedim. Farklı bütçeler için de farklı kaslar önereceğim. Mesela farklı bütçeler ne olabilir? İşte biraz daha düşük bütçe. Diyelim işte 5000-10 bin liranız var. Shoei Q-Vest alırsınız. Shoei NXR alırsınız. Shark Carbon alırsınız. Ama benim bütçem biraz daha az diyenler için de bir sürü kask paylaşacağım. Hani Bell Qualifier alabilirsiniz. Bell Qualifier kasları zaten daha önceden paylaşmıştım. Detaylarını vermiştim. Bell Qualifier da şu şekilde bir kask. Yani bunun yeni renklerini falan seviyorum. Hoş ve güzel grafiklere sahip kaslar. Bell kasları da gerçekten bu konuda deneyimli olan, tarihte de çok hani çok büyük, çok uzun geçmişi olan kask üreticisi. Tabii ki hani ön tarafında havalandırma kanalı var, üst tarafında havalandırma kanalı var. Spor için kullanan da var, enduro için kullanan da var. O yüzden de hani bu kask gerçekten spor, sadece sporda kullanılır demek istemiyorum. Sadece sporda kullanılır dediğim zaman bir arkadaş gidiyor mesela işte Shoei GT Air'ı spor kask olarak kullanabiliyor. Tabii havalandırması farklı olan kasklar, tamamen sizin keyfinize bırakıyorum artık. Çünkü hani farklı şu kask spora olur mu, şu kask başka bir şeye olur mu diye soruyorsunuz. Kask alma hürriyetiniz var, tamamen size bırakıyorum o yüzden. Ben önerilerimi söylüyorum. Üst tarafında havalandırma kanalları var.
Ön tarafında havalandırma kanalı var. Arka tarafında hava çıkış kanalları var. Arka tarafındaki hava çıkış kanalları spoiler'ın hemen altında ve sarsılmayı engelleyebilecek bir yapıda. Bu Aegis 2205 sertifikasına sahip. Bu yaklaşık Q-West kadar ağır bir kask. Yani 1527 gram, yani 1527 ile 1577 gram arasında. İç petleri gerçekten güzel. Bir arkadaşım bir tane ne denir? Böyle bir bu kasklardan hoşlanmadığını belirten bir yazısı vardı. O da şuydu. İç petleri çok çabuk dağılıyor diyordu. Tabii hani gelen bir kişiye göre hani iç petleri çok çabuk dağılıyor bir belirlenmiş bir sonuç olamaz. O yüzden de hani bunu diğer kullanıcı arkadaşlar da birbirlerine söylerlerse veya işte yorumlarlarsa bu kaskın ne kadar dayanıklı olduğunu veya işte dayanıksız mı, iç petleri kötü mü, değil mi tamamen öğrenebiliriz. Yani bir arkadaşın verdiği bilgiye göre tamamen bütün kask markasını gidip de bu kask alınmaz gibi bir sonuca getiremeyiz. İç petleri iyi bence. Bu Double D bir bağlantıya sahip, yani en güvenli bağlantı çeşidine bu da sahip. Ve bence hoş bir kask. Sadece QVS'de tabii arasında çok fark var. İç petleri gerçekten QVS kadar değil, şöyle kadar iyi değil. Ama tabii ki hani belinde bu kaskı alacak arkadaşlar bir üst seviye belin kaslarına, Vortex'ine, şuna buna filan bakarlarsa iç petlerinin daha farklı, daha dayanıklı yapıya, daha dayanıklı dış yapıya sahip olduğunu ve farklı farklı seçenekleri olduğunu görecekler. Bu kask orta bütçesi olan arkadaşlar için polikarbon dış yüzeye sahip. Fiber kasklar tabii en azından 1500 liralardan, 1800 liradan başlıyor. 2020 yılına geldik. Geçen sene fiber kasklar 1000 lira civarına bulunabiliyordu. Şimdi en alt galiba 1400-1500 liralara bulunuyor. Ortalamada 1700-1800 lira civarında olabiliyor. O yüzden hani ortalama bir fiber kask alacaksanız en azından 1500-1700 lira bir paranız olsun. Çok daha iyi olacaktır. Bel kaskları tanıttık. Şimdi diğer kaskı geçelim. Mesela Kabergin bu kaskları. Bu kaskları çok fazla önermiyorum ama tabii ki yani bunlar çene açılır modeller. Çene açılması için de şuraya bastırmanız gerekiyor. Bunları çok önermiyorum ama çene açılır kask alıp da memnun olanlar veya çene açılır kask kullanmayı seven arkadaşlar var. İç petleri gerçekten rahat, kolay kapanıp açılabilecek bir yapıya sahip. Ön havalandırma kanalı var. Zaten ön tarafı gerçekten geniş bakış açısına sahip. Bir burun pedi var, bir çene pedi var. Ön havalandırma kanalları çok iyi, fakat bunlar elle idare edilmiyor. Üst şöyle hava kanalları var. Şöyle vizörünü açmak için bir tane yer koymuşlar. O da şuradan şu şekilde o siyah vizörünü açıp kapatıyor. İç petleri gerçekten rahattır. Mikrometrik bir bağlantıya sahip. Uygun fiyatta almak isteyen arkadaşlar için önerebileceğim kasklardan bir tanesi. Ama çene açık sevenler arkadaşlar için. Ben full face almalarını onlara tavsiye ediyorum. Daha sonra bu MTS kasları zaten benim tanıttığımı görmüşsünüzdür. Özellikle takip eden arkadaşlar bu MTS kasları görmüşlerdir tanıttığımı. Bunlar EPS, ABS materyallere sahip olabilirler veya polikarbon bir materyale sahip olabilirler. Bu konuda bazı mağazalarda, diğer mağazalarda filan fiber olduğuna ilişkin söylentiler vardı. Ama fiber değildi bu. Hani uygun kasklardan bir tanesi, geniş bakış açısına sahip, hani dolu dolu bir kask ama hani dış kabuğu çok orta düzeyin de biraz altında bir kask. Burun pedi var, çene pedi var. Mikrometrik bir bağlantıya sahip. İç petlerini gerçekten iyi buldum. Hani bu uygun fiyatlı olmasına rağmen şu yan kısmında da şöyle açılabilir bir tane güneş vizörünü şuradan açıp kapatabileceğiniz yere sahip. Şu üst tarafında havalandırma kanalları var. Arka hava çıkış kanalları hemen spoiler'ın altında. Şeyi böyle rüzgar sarsıntısını veya işte sarsıntıda buluşabilecek sallantıyı azaltmaya çalışmışlar. Hani çok çok uygun bütçesi olan, yani çok çok az bütçesi olan arkadaşlar için bu kask olabilir. Hani benim çok önerdiğim kasklardan bir tanesi değil ama alınabilir.
Veya işte daha önceden de tanıttığım aksis kasklar var. Aksis kasklar da hani spor giyime uygun olabilir. Enduro, scooter tarzı şeylere de olabilir, giyilebilir. Üst havalandırma kanalları var. Ön havalandırma kanalları var. Bunun da bir burun pedi var. Ve çene pedi var. Mikrometrik bir bağlantısı var. İç petleri de fena değil. Hani bu derece uygun fiyatlı bir kaskın iç petleri ve bunun özellikle dediler ki sessizliği gerçekten iyi. Hani kullanan birkaç tane arkadaş vardı. Sessizliğin iyi olduğunu söylediler. Hani bu kadar ucuz, bu kadar sessiz bir kask çok fazla yoktur diye düşünüyorum. Yani bunun da işte rüzgar saptırıcıları var. Bu alt destekler ve sallantıyı, sarsıntıyı engelleyecek şekilde yapılmış. Ve şu kısımda, şu arka spoiler'ın hemen altında bunun da hava çıkış kanalları var. Bu da alınabilir. İç petleri dediğim gibi iyi. Bu birazcık daha ağır bir kask. Yani 1600 gramlık bir kask. Ece 2205, Ece ve DOT sertifikasına sahip olması benim ilgimi çekti. Aksis kask gerçekten ucuz ve bu kadar uygun fiyata. Aksis Eagle diye geçiyor bu kaskta. Bu da alınabilir. Şimdi montlara geçelim. Yazlık ve dört mevsim olarak farklı farklı mont çeşitleri vereceğim. Daha önceden birkaç kere ben bunları gösterdim, bunları tanıttım ama bir renk farklı renkleri geldi. O yüzden tekrar tanıtmak istedim. Bunlar Skoyko'nun. Ben bunların hani linklerini ve adlarını zaten yazacağım ve paylaşacağım. Bunu neden öneriyorum? Bu yazlık bir mont ama hani kendi bir üst bütçedeki montlardan çok daha farklı. Yani neden farklı? Çünkü bunun göğüs koruması var. Yani bu montlarda, çoğunlukla yazlık montlarda göğüs koruması olmuyor. Ve hani oldukça hafif montlar oluyor ve işte çarptığınızda sizi koruyacak herhangi bir önden çarpmalarda sizi koruyacak herhangi bir şey bulunmuyor. Skoyko böyle bir tane yapmış. Bu gerçekten güzel bir mont. Hem işte hani körük mekanizmaları var şurasında, kol içi ayarlama çıt çıtları var. Cırt cırtlı ve fermuarlı bilekleri var. Omuz korumaları var, dirsek korumaları var ve sırt koruması da beraberinde geliyor ve gerçekten çok uygun fiyatlı. Fiyatları altına yazıyorum. Bazı arkadaşlarımız soruyorlar fiyatlar nerede? Fiyatlar aşağıda yorumlar kısmına, yorum kısmına diyorum. Açıklama kısmına bakın arkadaşlar. Orada göreceksiniz. İç tarafını açtığınızda tamamen file doku olduğunu görüyorsunuz. Ve altında çıt çıtı var. Şuralarında cırt çıtı var. Boynunda böyle çıt çıtla kapanıyor. Bunun grisi var. Bir de bu siyahı var. Bunlardan alabilirsiniz. Ha, ben daha uygun bir şey almak istiyorum derseniz ve yani böyle 3 mevsim giyeyim ben diyorsanız bunu alabilirsiniz. Bunun hani bir göğüs koruması yok ama bir sırt koruması var, omuz koruması var ve dirsek koruması var. Bu kumaş size 3 mevsim kışın ve yazın çok sıcakta çok iyi koruma sunmuyor. Yani bunun ne diyeyim, bahardan bahara, arada kış mevsiminde, iyi günlerinde kullanabileceğiniz, yazın terletebilecek kapşonlu bir mont. Kapşonu çıkıyor, şuradaki fermuarından çıkıyor. Bu uygun fiyatlı montlardan bir tanesi. Önünde açtığınız zaman zaten içinde file bir doku var. Ama o file doku beni ne kadar rahat ettirir diyorsanız, dışında hani herhangi bir file dokusu olmadığı için yazın giydiğinizde sırılsıklam oluyorsunuz. Denedim, onayladım. Dirsek korumaları güzel. Koluna bir tane cep yapmışlar. İçi tamamen file kumaştan oluşuyor. Ve şu boyun kısmında da şöyle sonlandırıcı sıkmak için, boynunuza göre sıkmak için iki tane ip yapmışlar. Yanlarında cepleri var. Bu mont da alınabilir. Bu montun farklı renkleri var. Şu tarafta görüyorsunuz zaten. Ondan sonra siyahları var. Şu su var, bu su var. Bu montlar alınabilir. Ha, Venom'un tabii montları var. Venom'un montlarını ben tanıtmıştım daha önceden. Venom'un da işte spin'i var, kargosu var, Turex'i var. Bir ara şeyi vardı, Venom Dakar vardı. Elimizde kalmadı o. Ama Venom'un işte şu neydi? Venom Spin. Bu Spin tamamen yazlık bir model. Venom Spin'in tanıtımını yazarsanız bizim şeyde kanalda çıkacaktır. Venom'un farklı modelleri var. Mesela bu da
kargo ceketi. Kargo da benim hoşuma giden modellerden bir tanesi. Yazlık. Enduro'ya biraz daha uygun, biraz daha uzun. Yanlarında böyle şeritleri var. Ve aynı zamanda belinize göre sıkma böyle cırt cırt yapmışlar. Bir sürü cebi var. Bu da yazlık bir model. Bu da hoşuma giden modellerden bir tanesi. Tabii kotlar var. Yani kotlardan daha önceden size bahsetmiştim. Tek 90'larda gerçekten şu anda kampanya var. 650 lira. Hepsi yani bütün çeşitler sadece tek fiyata 650 liraya satılıyor. Mesela işte siyah tek 90 kotlardan bahsetmiştim. Hani bunun kalça koruması var, diz koruması var. Aynı zamanda şöyle içinde bir kevlar koruması var. Bu da asfalt yanmaları için demiştim. Daha önceden de siz zaten görmüşsünüzdür bunu. Bunun ılgazı var, madrası var. Onun gibi birkaç tane çeşidi var. Bu arada bir tane daha hani mont tanıtayım. Bu da Speedy'nin bir montu. Montu burada görebilirsiniz. Bu da tamamen yazlık. Gerçekten uygun bütçeliğinin biraz üstü diyebilirim. Speedy SolarNet. Bu da hoş montlardan bir tanesi. Biraz daha kısa olduğu için spor mont. Ön tarafından açtığınız zaman şu şekilde içi var. İç tarafındaki astar isterseniz çıkabiliyor. Bunun hani dirsek omuz korumaları var. Sırtında bir koruma yok. Veya işte yanında iki tane cep var. Bu bel cırt cırtları var. Bu da bence hani Skoyko'nun o montu daha güzel. Speedy'nin montunu da beğenecek olan arkadaşlar olabilir. Sanki hani o Skoyko biraz daha uzun, bu Speedy'nin bu montu biraz daha kısa, spor sürüşe biraz daha uygun yapılmış. Bunlardan alınabilir. Ha, ben 4 mevsim bir mont istiyorum derseniz Macklin'in bu montunu alabilirsiniz. Linklerini dediğim gibi hem açıklamalarıyla hem fiyatlarıyla açıklama kısmına yazıyorum. Bu gerçekten güzel bir mont. Benim de hoşuma giden montlardan bir tanesi. Macklin montun 4 mevsim montu. Yani buna niye 4 mevsim diyorlar? Çünkü şu kısımlarından açılıyor. Cepleri tamamen sökülüyor ve şu şekilde yazlık bir mont haline geliyor. Yani buralardan hava alıyor. Yazlık ve kışlık olarak kullanılabiliyor. Hani bunun da mesela işte kol ayarlamaları var içlerinde. Tabii ki bir hani dirsek koruması var. Bir sırt koruması var. Önünde iki cebi var. Bu tabii ki enduro bir model ve 4 mevsim giyilebiliyor. Yani spor model olarak önerebileceğim deriler de var. Veya işte touringlerde kullanabileceğiniz deri montlar da var. Hani böyle biraz daha hani şeyi atladım ama spor tavsiyesi olarak başladım. Sonra enduro, touring filan falan scooter. Yani bütün arkadaşlarımıza yararlı bir şeyler paylaşmak istedim. Eğer ki hani mesela şu tarz enduro'lara uygun, scooter'lara, touring'lere de uygun bir mont da paylaşabilirim sizlerle. Bu mont mesela hani 4 mevsim kullanıcıları için bence çok iyi. İçinde 2 tane astarı var. Ve bütün ayarlı kol ayarlamalarından tutun işte ön cırt cırtı, fermuarı, içinin çıkabilmesi, körük mekanizmaları ve arkada bulunan hani ön taraftan çıkan ve arkadan böyle cırt cırtla belinize doğru oturtabileceğiniz kollarının içinde kolların hemen arkasında körük mekanizmaları olan bir mont. Bu da hoş bir mont. Önünde de çift cip var. Çıt çıtla kapanıyor. Bu da alınabilir. Yaz kış sürülür bunlar. Hani 4 mevsim ne kadar verimli olur? Hani 4 mevsim montlar yazın biraz terletebiliyor. Hani bunu söylemek lazım. Ama hani tamamen kışlık alırsanız, yazın kullanmaya çalışırsanız onun gerçekten kötü olur. Çok terlersiniz. Aşırı terlemek montunuzu çıkartmanıza neden olur. O da bir risktir yani sonuçta. Şimdi eldivenlere geçelim. Eldivenler de spor sürüşe uygun, daha kısa, daha farklı eldiven çeşitleri bolca var. Bunun özellikle mesela Revit'in bu modelleri yazlık bir model. Benim hoşuma giden modellerden bir tanesi. Mesela bu alınabilir. Neden bu alınabilir? Çünkü bilek koruması çok iyi yapılmış. Tamamen delikli yazlık bir model dedim. Havalandırma kanalları var bolca. Hani bir sürü deliği var zaten. Ve işte hani eklem korumaları gerçekten çok iyi. Ve işte hani hem baş parmağında çok iyi koruma var, hem şu bilek yerinde çok iyi koruma var. Cırt cırtlı bir model olduğu için benim hoşuma giden modellerden bir tanesi. Birazcık daha düşük bütçeli arkadaşlar için
Ondan sonra Revit'in bu nesiydi? Revit Striker'dı. Evet, Revit Striker 2'yi önerebilirim. Bu da spor sürüşe uygundur. Yazlık bir modeldir çünkü hava alabilen bir yapıya sahip. Ama bahar ayında da mesela kullanılabilir çok rahatlıkla. Eklem yeri koruması var. Bilek yeri koruması biraz daha hafiftir. Onun kadar sert bir koruması yoktur. Ama hani siz alırken her zaman düşeceğinizi düşünerek aslında motor sürün. Yani riske çok fazla girmemeye çalışın desem de hani birçok arkadaşı görüyorum. Birçok kaza olduğunu görüyorum zaten. Bunun da işte yumruk korumaları var. Dönelim tekrar. Bunun yumruk korumaları var. Eklem yeri korumaları var. Çok düşük bilekli değildir. Ve bileklerinde cırt cırtı var. Biraz daha esnek yapıda yapılmış bilekleri. Bu alınabilir. Daha da düşük bütçeye sahipsiniz arkadaşlar. Vexon'un Skolcon'un eldivenlerinden alabilirsiniz. Yani bunlar da yazlık modeller. Özellikle bu Vexon'un mesela şu modeli. Yazlık bir model. Yani çok korur mu? Evet, ortalama bir koruma seviyesine sahip. Çünkü hani bilek koruması var. Yumruk korumaları var. Eklem yeri korumaları biraz ne denir? Çok çok iyi değil. Bir tek parmak uçlarını korumak için yapılmış. Ve şuralarında delikli bir yapıya sahip şu kısımlarında. Oralardan hava alabilmesi düşünülerek yapılmış. Vexon'un bu eldivenlerinden alabilirsiniz. Veya Skolcon'un biraz daha küçük olsun. Daha güzel olur falan diyorsanız. Bunların tabii bunlar pembe. Bunların farklı modelleri var. Mesela işte bunlar bayan eldiveni. Şunlar alınabilir. Bunlar da güzel bence. Ama ha ben bileğim iyi korusun istiyorum derseniz bunu almayın. Çünkü bilek koruması yok. Çok hafif bir ne denir böyle içine sünger koymuşlar. Tamamen delikli bir yapıya sahip. Eklem yeri ve işte yumruk korumaları var. O kadar. Ben biraz daha bütçe ayırabilirim derseniz mesela işte Skolcon'un bu eldivenlerinden alabilirsiniz. Bunlar yazlık bağırlık eldivenlerdir. Bunun da hani eklem yeri koruması ve işte böyle ne denir körük mekanizmaları var biraz hassasiyeti için. Bu eldivende rahatlıkla size iki mevsim gidebilir. Kış mevsiminde giyilecek eldiven değildir. Tamam, ben mesela işte kışlık eldiven istiyorum derseniz Vexon'un bu modelini alabilirsiniz. Vexon Sport modelidir bu. Bunun hani kışlık bir eldiven arayanlar için ideal bence. Spor giyiminde de kullanılır. Enduro, touring, scooter istediğinizde kullanabilirsiniz bunu da. Hani ne aşırı yüksek ne aşırı düşük bir bilek yapısına sahip. Bilekleri esnektir. Bileğinde yine bir tane tokası var. Toka şu taraftan kapanıyor. Cırt cırtlı bir toka kendi kendine kapanıyor. Bunun bilek koruması orta düzeyde bir korumadır. Yumruk koruması var ve körük mekanizması var burasında. Kas hassasiyeti için dediğim gibi. Bilek eklem yeri korumaları var. Bu da kışlık almak isteyen arkadaşlar için bence iyi uygun fiyatlı eldivenlerden bir tanesi. Hani bir sürü var. Aslında hani mağazaya geldiğiniz zaman seçebileceğiniz bir sürü eldiven çeşidi var. Arkadaşlar zaten yardımcı olacaklardır size. Şimdi botu tanıttık, montu tanıttık, kasları tanıttık ve şimdi botlara geçelim. Olan botlar. Bunlar AirTech diye geçiyor. TCX'in bir modeli. Bu bence en iyi yaz-kış sürülebilecek. Yani yazında çok fazla terletmeyen bir yapıya sahip. İç tarafı böyle ne denir delikli bir yapıya sahip ama yani ister istemez o Gore-Tex özelliği biraz da tabii ki hani hem ısıyı hem soğuğu hem yağmuru tutması için yapılıyor sonuçta. Hani bunu ayağınızdan çıkarttıktan sonra biraz ter bırakacaktır. Ama hani o teri çabuk kuruması için içinde öyle bir yapı var ki bunu çekiyor ve size o ıslaklığı hissettirmiyor. Ne kadar hissettirmediğini kullanıcı arkadaşlardan öğrenmek lazım. Çünkü giyip kullandığım bir model değil. Burasında vites koruması var. Burun koruması iyi. Bilek koruması burada. Burun koruması, vites koruması, topuk koruması. Yanında şöyle şırtlı bir model ve fermuarlı bir model. Kolay kolay kaza yapsanız ayağınızdan çıkacak bir model değil. Bence iyi modellerden bir tanesi. TCX'in bu modelini biraz daha TCX'in daha önceden tanıttığı modellerinden bir tanesi bu da. Bu da kısa model. Yani kısa model almak isteyen arkadaşlar için
Ve hani yazlık baharlık olarak hani kışın da gidebilir aslında. Ama biraz ayakları belki üşütür diye düşünüyorum. Çünkü hani yüksek değil. Pantolonunuzu içine sokamazsınız çünkü tam kapanması gerekiyor. Önünde cırt cırt olan topuk ve işte ön koruması olan hafif biraz da slider koruması yapmışlar şurada. Altı da pek kaydırmayan tabanlardan bir tanesi. TCX'in. Bunların linklerini paylaşacağım, adlarını yazacağım arkadaşlar. Tabii ki Rockwell. Yani bu spor değil. Öncekiler spordu ama bu spor değil. Bu scooterlarda, touringlerde, nakedlarda kullanılabilecek ayakkabı cinsinden sayın bunu. Burun koruması var. Şu bilek koruması var. Topuk koruması var. Bu da cırt cırtlı model. Fermuarlı bir modeldir. Bunları aldığınız zaman şöyle bir şey var. Hani ilk hafta biraz sıkıyor. İkinci haftada böyle biraz daha ayağınız alışıyor. Çünkü hani ön tarafındaki koruma normal spor ayakkabılardaki gibi böyle açılma yapmıyor. O biraz zamanla açılıyor. O yüzden de hani ilk hafta denedikten ilk hafta sonra hemen getirmeyin. İkinci haftaya kadar deneyin. Çünkü zaten 14 gün iade etme süreniz var. Onu da hatırlatayım. Bu benim ayağım olmadı. Bu benim ayağıma sıktı. O yüzden diyorum hani bazen mağazaya gelin. Mağazada deneyin. Ayağınıza olmuyorsa, gerçekten olmayacağını hissediyorsanız almayın. Hem de şey olmasın, ne denir? Mesela bunu internetten aldığınız zaman bunun kalıpları bence biraz dar. Tam ayağınıza göre aldığınız zaman olmayabiliyor. O yüzden de hani deneyip almanızda, her şeyi deneyip almanızda yarar var bence. Farklı farklı modeller var. Hani spor modellerine bakarsanız hem bu Rockwell'in mesela DNA'ları da var. DNA uzun veya kısaları da var. Onları da göstereyim. Onlar da bunlar. Bu ikisi. Bunları daha önceden zaten tanıtmıştım ben. Bu kısa modeli, bu uzun modeli. Tamamen sizin şeyinize göre, işte bileğinize göre ve işte sürüş pozisyonunuza göre kendini ayarlayabilecek botlardan bir tanesi. Çünkü önüne körük mekanizması yapmışlar, arkasına körük mekanizması yapmışlar. Diyelim işte spor modelde, spor motorda şöyle oturuyorsanız böyle ön tarafa katlanıp sizin ayağınızın şeklini alıyor. Tabii ki bunda hani kaydırmaz bir tabana sahip. Bilek koruması var, vites koruması var şurasında, burun koruması var, topuk koruması var. Aynı şeyler bunun için de geçerli. Bu daha kısası. Bunlardan alınabilir. Benim tanıtacaklarım bunlar arkadaşlar. Hem spor modeller için, hem enduro için, hem spor kaslardan, spor motorda kullanılabilecek, hem enduro kas, endurolarda ne denir, scooterlarda kullanılabilecek kaslardan her şeyden bahsettim. Tabii en son kilitler falan kaldı. Kilitlerden de bahsedebilirim ama onları daha sonra başka videoda paylaşırım. Daha önceden de bazı videolar çektim. Hani bu 5-10 bin liraya veya 3-4 bin liraya almak için olan hani bütün kaslardan umarım bahsetmişimdir. Bütün montlardan bahsetmeye çalıştım. Umarım yararı olur. Hepinize iyi sürüşler. İyi ki varsınız.